Sevgili Satranç TV ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar. Bir değişik bir programla bugün karşınızdayız değerli seyirciler. Hepinizin bildiği gibi 2-3 Aralık tarihleri arasında Polonya Biliş Federasyonu ünlü genç takımlar kaptanı ve antrenörü Leszek Nowak anısına online olarak düzenlenmiş olduğu bir turnuva vardı biliyorsunuz ve bu turnuvada toplamda 10 takım yer almıştı. Bizim U16 takımımız da bu turnuvaya katılmıştı sevgili seyirciler. Bu turnuvada gençlerimiz Çek Cumhuriyeti dışında bütün rakiplerini yenerek finale kalmayı başardı ve finaldeki rakibini de yenerek sevgili seyirciler bu kupanın uluslararası online şampiyonu oldular sevgili seyirciler. Danimarka'yı 11-27, Yunanistan'ı 12-05, Polonya beyaz takımını 14-96, Polonya U23 takımını 18-21, İngiltere U19'u 13-45, İngiltere U12'yi 14-96, Almanya U14, Polonya kırmızı 17,5 puanla yenerek sevgili seyirciler toplamda 117.81 puan topladı. Ve bu puanla da turnuvanın birincisi oldu gençlerimiz. Gerçekten biz Biliş ve Satranç TV olarak gençlerimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu başarıları inşallah daim olur diyoruz sevgili seyirciler. Takım kadrosunda Serdal, İlbey, Tuana, Çağan, Alp, Zeynep ve Can yedilisiyle oluşmuştu takım sevgili seyirciler. Bu takımdaki 3 gencimizin Denizli'nin Çivril ilçesinde ikamet ettiğini biliyoruz. Ve şimdi Çivril'le bağlanacağız. Hem bu gençlerimizin ailelerini hem de bu gençleri hem de bu gençleri yetiştiren değerli hocalarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şu anda bu başarıda imzası olduğunu söyleyebileceğimiz Ahmet Yiğit hocamız karşımızda. Ben onu şimdi ekrana alıyorum. Evet sevgili Ahmet Hoca hoş geldin ekranlarımıza. Hoş bulduk hocam. Size kolaylıklar dilerim, yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. Hepinizin bildiği gibi sevgili hocam biraz önce anonsta da gördünüz zaten. Bu uluslararası bir turnuvada gençlerimiz şampiyon oldular ve bu 3 gencimizin de Çivril'de ikamet ettiğini ve sizin öğrencileriniz olduğunu biliyoruz. Bir şu turnuvaya nasıl hazırlandınız, nasıl katıldınız, konuyla ilgili bir bilgi verir misiniz? Hocam doğrusunu söylemek gerekirse Çağan ve Serdal lisede oldukları için biz onlarla kısa bir dönemde çalışma yapamadık. Ancak Çağan ve Serdal yaklaşık 2 sene yakındır Süleyman Kolata hocamla ve Tuncay hocamla beraber çalışma yapıyorlardı. Ben Zeynep'le çalıştım. Zeynep'i sık sık Denizli'de düzenlenen takımlar şampiyonasına kaptan olarak, oyuncu olarak aldım. Yani eksiklerini bir taraftan tamamlamaya çalışıyoruz Zeynep'in tamam. Şu anda Zeynep Çağanların grubundan sonraki en yetenekli oyuncuların başında gelmektedir. Evet. 12 yaşında olmasına rağmen. Evet. Zeynep sanıyorum daha milli olmamış. Onu konuşacağız. Ama Serdal'la Çağan milli takımda da oynamış genç takımlarda. Birçok ülkede de temsil etmiş. Tabii Süleyman Kolata ve Tuncay Altın'dan bahsettiniz siz. Evet bu iki dostumuz da gerçekten genç birice çok önem veriyor. Tuana da zaten Tuncay Bey'in kızı. O da milli takımda. Gerçekten önemli şeyler yapıyorlar. Çok büyük çaba gösteriyorlar. Biliş ve Satranç TV olarak da kendilerine bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Her iki hocaya da hem Tuncay Hoca hem Süleyman Hoca gerçekten
genç bir ilçe katkıları büyük. Tabii sizin yöresel olarak özellikle Karadeniz Ereğlisi, Kadirli ve Çivril gibi Türkiye'nin ufak ilçelerinde bile bu biricin gençler arasında oynanmasını sağlamaya yönelik çabalarınız var. Bu da takdire şayan bir durum Ahmet Hocam. Siz bir mütevazi davranıyorsunuz ama Çivril gibi 25 bin nüfuslu bir ilçede bu gençler arasında bu biricin oynanması ve bir de epey Çivrilli biriç sporcusu var, turnuvalarda karşılaşıyorum. Bunda emeğiniz büyük. Çivril'de biriç nasıl böyle gelişti? Neler yapıyorsunuz? Bir geniş bir bilgi verir misiniz? İsmet Bey, Çivril'de biriç nasıl diyeyim? Bir umutla başladı. Umut derken Umut Görkem Eren bizim bu 16 yaş grubundan daha hemen yeni çıkmış bir kardeşimiz, bir gencimiz. 8 yaşında falan biriç öğreniyor babasını izleyerek. Babası bizim aile doktorumuz Erdem Eren. Evet. Yani hiçbir hoca yardımı almaksızın babasını izleyerek öğreniyor. Sonra müthiş turnuvalara girmeye çalışıyor. Umut babası dilli oldu mu Erdem peki? Bana dedi ki, gayet tabii oldu şeyden. İlk iki sene Umut dilli oldu. İki defa da kapıdan döndü. Birinde Zeynep'le kapıdan döndü. Birinde Halim'den. Dördüncü olarak ilk üç milli takıma seçiliyordu. Birinde kızımız Zeynep'le dördüncü oldular. Bir diğerinde de Halil Keyik'le dördüncü olarak. Halil Keyik de daha önceki millilerden. Evet. Dördüncü oldu. Ama o bizim her zaman gönlümüzün millisidir. Ben inanıyorum ki üstün yetenekli bir birisi olup bizim gururla ülkemizin de göğsünü kabartacak düzeyde bir birisi olacak. İnşallah. Evet, devam edin lütfen. Umutla başladı dediniz her şey. Evet, Umut'a biz ortak ararken ne yaparız diye düşündük. Babası Doktor Erdem Bey dedi ki bir şeyler yapalım dedi. Ben her zaman her şeye hazırım dedim. Kaymakamla ilçe milli eğitim müdürüyle görüşmeler yapılarak yazılı izin alındı. 2016 yılında da biz okulda başladık. İlkokulda mı başladınız? 3-4 tane evet ilkokulda 4. sınıftakilerle başladık. Yaklaşık 15-20 tane öğrencimiz vardı. Bunlardan Çağan ve bir kardeşimiz daha binli oldular. Ortaokulda olanlardan da Umut, Serdal ve Halil. İlk milli takımda Çivril'den 6 oyuncunun 5 tanesi Çivril'deydi. İlk milli takım U16. Evet. Evet, gerçekten Çivril'i tebrik ediyorum. Çivril biricin gelişmesinde altyapıyı oluşturmada öncü rol oynuyor bence. Çivrilli gençleri tebrik ediyorum, velileri tebrik ediyorum. Gerçekten şimdi birazdan velilerle de sohbet edeceğiz ama velilere geçmeden önce sizinle bu sohbeti bir tamamlamak istiyorum sevgili hocam. Şu anda Çivril'de kaç tane genç biriç oynuyor? Lisanslı 50'nin üzerinde genç var Çivril'de. Müthiş bir şey. Yani gerçekten müthiş. Peki bunlara biriç oynama ortamı yaratılabiliyor mu Çivril'de? Şu anda kulüp açtık. Yani pandemi döneminde zaten bunu yapamıyorduk. Kulüpte dersler olanak verdiği kadarıyla yapabiliyorduk. Şunu da belirtmek isterim. Benim kreş seviyesinden lise seviyesine kadar hatta büyük anne baba düzeyindeki kadın ve erkeklerle de olmak üzere yüzden fazla insanın bir şekilde hayatına birici
birinci şey kattık. Çok güzel. Yani gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Sizinle beraber bu işte mücadele eden başka bir arkadaşımız var mı Çivril'de? Ya tüm veliler bana destek oluyor. Öğretmen arkadaşlarımız destek oluyor. Ya bunların kuramsal bilgiler yanındaki uygulamalarda oyuncu arkadaşlarımız muhakkak yardımcı oluyorlar. Başkanımız, kulüp başkanımız bize çok yardımcı oldu. Şu anda pandemi döneminde şey yapamıyoruz ya, online yapma için, çalışmalar için değil. Peki ben bir şey soracağım Ahmet Hocam. Çivril'de belediye başkanından, belediyeden ve kaymakamlıktan herhangi bir destek alabiliyor musunuz bir işle ilgili? Kaymakamlıktan aldığımız destek bizim belki dünya düzeyindedir. Yani şu andaki, yani ne bileyim, siz bunu söylemeyeyim. Yani dönemde yani bir iş için okulda izin verebilmek az buçuk bir medeni cesaret değildir. Bu, kesinlikle bu göz ardı edilmemeli. Elbette tabii canım. Bu Çivril Kaymakamını da tebrik etmek lazım. Yani böyle akıl sporlarına izin veren bir kaymakamın olması da Çivril için bir şans bence. Arka arkaya iki kaymakam. İkisi de şey yaptılar. Destek oldular diyorsunuz. İzin verdiler. Evet, işte yani bizim gerçekten böyle yöneticilere ihtiyacımız var. Akıl sporlarının önünü açacak, akıl sporlarına her zaman destek olacak. Bu biriş ve satranç olmak kaydıyla sadece biriş de demiyorum, akıl sporlarının tamamını ülkemizde geliştirmeye yönelik çabalar takdir edilmeli diye düşünüyorum. Ben her iki kaymakamımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten birici olan desteklerinden ve kaygılarından dolayı. Evet, başka belediyeden herhangi bir destek görebiliyor musunuz? Belediye her zaman diğer illere ve kamplara giderken bize araç temini konusunda her zaman yanımızda oldular. Yani istediklerimiz o kadardı. Belki daha fazla bir şey isteseydik onlar da yaparlardı. Sadece bizim belediye değil, Eğirdir Belediyesi'ni ben burada adını minnetle, saygıyla zikretmek isterim. Şöyle ki, bizim biliyorsunuz da Biriç kuramsal olduğu kadar da masada da çalışması yapılan bir oyun. Yani evet. Uygulaması yapılan masada olur. Yani biz kuramsal olarak antrenman yapıyorduk. Maçları da turnuvalarda ve kulübümüzdeki uygulamalarda yapıyoruz. Hiçbir oyuncu yani maça çıkmadan şey olamaz. Bu yani turnuvalara hazırlanamaz. Elbette. Biz ilk ciddi maçımızı Eğirdir turnuvasında yaptık. O turnuvada yaklaşık 15-20 tane öğrenciyle gittik. Bize oradan Çivril'e kadar araç gönderdi Eğirdir Belediyesi. Bizi aldılar, sonra gerisin geriye getirdiler. Orada yeme içme her türlü konusunda ellerinden geleni yaptılar. Evet. Yani böyle gerçekten güzel insanlar, böyle güzel insanlar var. Böyle yerel yöneticileri tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Evet, büyük ellerinden küçükse yani alınanları öpmek gerekiyor. Evet. Ben şunu da belirtmek isterim izninizle. Çok dışarıdan bakanlar Çivril'de bu çocukları alaylı bir öğretmen yetiştiriyor gibi düşünebilirler. Halbuki ben İngilizce bilen, aynı zamanda akıl hocası da olan bir kişiyim. Mütevazı olmanın gereği yok. Evet. Üniversitede Amerika'da bir süre öğretim yaptım. Çocuklara İsrail'in ilkokulda okuduğu müfredatı uyguluyorum. Çeviri yaptım. Evet. Bizim Çivril'deki çocuklara onu uyguluyorum. Ama bir sistemli çalışmak her şeyden önce önemlidir. Biriç için yani mi diyorsunuz? Sistemin eksiği olsa Biriç için mi diyorsunuz? Her konuda. Genel eğitim. Her konuda sistem önemlidir. Elbette. Yani sistemin eksiği olabilir, giderilebilir. Elbette. Ama sistemsizlik tabii.
bizi yanlış yerlere götürür. Elbette haklısınız. Yani aslında başarı sistemden kaynaklı. Yani sistemi düzgün kuran, iyi kuran milletler her konuda, her alanda başarılı oluyorlar. Evet, bu konumuzun dışında tabii biz gelelim Çivril'e yine. Gerçekten emekleriniz büyük, takdire şayan bir durum. Yani sizin hiçbir zaman sevgili seyircilerimiz de alaylı olarak düşünmüyorlardır sizi, onu söyleyeyim. Bu kadar emek, bu kadar çaba yok sayılamaz yani. Herkes eminim takdirle karşılayacaktır sevgili hocam. Evet, şimdi ailelere döneceğim sevgili hocam. Söylemek istediğiniz son şeyler varsa onları alayım, sonra ailelerle sohbetimize devam edelim. Bu biricin insana veya gencimize, hepimize kazandırdıkları ile ilgili şeyleri tek tek sıralamama gerek yok. Ama onlarla ilgili yaşanmış bazı velilerle olay, anekdotlar var. Onları bahsetmemi ister misiniz? Yani bence varsa öyle anılarınız, anekdotlarınız, dinleyelim. Memnuniyetle. Biz ilk yılın sonundaki yaz döneminde birice katılan öğrencilerimizden birisinin sünnet düğüne gittik, komşu köylerden birine. Sünnette yemek için beklerken bir bayan öğretmen, öğretmenimiz sonradan öğrendiğime göre, karşıma dikildi hanımefendi. Siz de bir iç öğretmeni misiniz diye sordu. Ben biraz şey yaptım, yani bir eleştiri falan mı gelecek diye. Evet dedim. Dedi ki sizin öğrencilerinizden Samet konuşma zorluğu içindeydi. Bir işle ve sanırım sizle de tanıştıktan sonra Samet'in o zorluğu büyük ölçüde azaldı dedi. Ve dersleri inanılmaz derecede yukarıya doğru ivme kazandı dedi. Evet. Yani bu yaşanmış bir olayı, bir gözlemi anlattınız. Gerçekten bunu her fırsatta biz de söylüyoruz. Biriç ve satranç, akıl sporları gerçekten çocukların sayısal zekasını geliştiren, analitik düşünme yeteneğini geliştiren, muhakeme yeteneklerini geliştiren ve problem çözmede gerçekten büyük fayda sağlayan iki spor dalları. Siz de yaşadığınız bir örnekle bunu desteklediniz. Çok teşekkür ederim Ahmet Hocam. İki tane daha var. Buyurun, onları da dinleyelim. Bir iş dersinde teneffüs için ara vermiştik. İki tane şık genç bayan geldi. Yanlarında iki tane çocuk. Çocuklar 10 yaşlarında falan. Birisi şen şakrak görünüyor, böyle yüzü gülümsüyor. Öbürü kendi şeyinde önüne bakıyor falan. Somurtkan. Dediler ki evet, aynen öyle, somurtuyor. Dediler ki biz çocuklarımızı sana bir iç dersine vermek istiyoruz dediler. Peki dedim. Biz o yeni sizin gelen çocuklarına bir iç dersi vermenizi istediler. Evet. Evet. Yaklaşık 4-5 ay sonra o somurtuk olan annesi dedi ki hocam dedi, sana dedi yani ne kadar teşekkür etsem, boynuna sarılsam, teşekkür etsem bile azdır dedi. Benim dedi bu kara böceği dedi, Esmer'di kız. Evet. Kara böceği kozasını çıkardın dedi, yaşama döndürdün dedi. Yani sosyal, bir için sosyalleşme aşaması böyle bir şey. Evet. Gerçekten doğru söylüyorsunuz hocam. Sosyal açıdan da önemli dostluklar, önemli kazanımlar elde ediyor bir sporcuları. Şimdi izniniz olursa ailelerle bir sohbete başlayalım hocam. Daha sonra program... Bir tane kaldı. Onu da izin verirseniz Onu da anla. Benim şeyim... Bir gün bir iş dersindeyim. Bir iş dersine başlayalı neredeyse bir ay kadar oldu. Kapı açıldı. 5-6 tane çocuk girdi. Bunlar 3. sınıf, 4. sınıf falan. Öyle görünüyorlar. Buyurun dedim çocuklara. Bir tanesi o anda bir iş dersinde olan kızının
kızın birini göstererek. Bu kız var ya dedi, bize dedi sınıfta dedi hava attı dedi. Ben dedi bir iş dersi alıyorum. Matematik dersim hepinizden iyi olacak. Biz de bunun üzerine toplanıp geldik. Biz de bir iş dersi alacağız. Bizim matematiğimiz de iyi olacak. Kim iyi olacak, kim kötü olacak bakalım falan dediler. Onlar da bir iş dersine başladılar. Anlaşılan yani aynı zamanda Çivril'de bir rekabetin de aracı olmuş bir iş. Yani şeyi dersteki e-mailleri falan görünce evet. Öyle oluyor. Evet. Peki hocam. Şimdi izniniz olursa ben... Teşekkür ederim. Evet. İzniniz olursa ben bir ailelerle biraz sohbet etmek istiyorum. Program arasında zaman zaman sizinle de zaten sohbet edeceğiz. Peki. Şimdi ailelere dönelim. Evet. Değerli seyirciler. Şu anda işte aileler karşımızda. Durmuş Gönül Çağan Er ailesi, o gün Serdal Bora ailesi ve Nazlı Mehmet Zeynep Tort ailesi. Öncelikle Er ailesiyle başlamak istiyorum. Durmuş Bey, bir iş biliyor musunuz? Yani Çağan'la birlikte yavaş öğrenmeye çalışıyorum ama Çağ'ın başlamadan önce hiç bilgim yoktu. Evet, Biriç, peki Gönül Hanım yani, siz biliyor musunuz Biriç'i? Hayır, bilmiyorum. Biriç'le tanışmam da Çağ'ın sayesinde oldu. Evet, şimdi iki ebeveyn Biriç bilmemesine rağmen Çağ'ını nasıl Biriç'e yönlendirdiniz? Aslında her şey Çağ'ın okuldan eve gelip ben Biriç oynamak istiyorum demesiyle başladı. Ahmet hocamızın da söylediği gibi okul sonrasında kurslar şeklinde Biriç dersleri verilmeye başlandı. Çağan da ben de katılmak istiyorum bu derslere dediğinde biz Biriç'le tanışmış olduk. Yani evde bir işte Biriç nedir? Ben kendi adıma özellikle daha öncesinde bilmiyordum. Herhangi bir ayrıntılı bilgiye sahip değildim. Bir araştırma içerisine girdim. İşte nedir, ne işe yarar vesaire gibi sorulara cevap aramaya başladım. Ve bu şekilde tanışıklığımız başladı. Evet, müthiş. Sizi tebrik ederim. Gerçekten Biriç'i bilmeyen ebeveyn olarak çocuğunuzu ama Çağ'ın da istekli olması, Biriç'i öğrenmek istemesi de. Biriç'e nasıl başladın? Bu isteği, bu aşkı, bu şevki kim verdi sana? Yani ilk başta biz ilkokuldayken sınıf öğretmenimiz söylemişti bize. Ona da Erdem Eren söylemiş, Erdem amca söylemiş. O okula gelip biz de oradan isteyenler katılabilir dedi. Ben de merak ettim. İlk kursa katıldım, sonra geldim araştırdım. Yani güzel bir şey olduğunu öğrendim. Ondan sonra devam ettim. Hala da devam ediyorum aramda. Evet, partneriniz Serdal galiba değil mi? Serdal'la partnersin. Evet. Peki milli oldun. Aşağı yukarı 6-7 ülkede de ülkemizi gururla temsil ettin. Hangi ülkelerde ve hangi turnuvaları oynadınız? En son Norveç'te Avrupa Gençler Takım Şampiyonası'nı oynadık. Ondan önce Çin'de Dünya Gençler Takım Şampiyonası'nı oynadık. 2018'deydi. Ha, 2018. Evet. Ondan önce Hırvatistan'da Gençler ile oynadık. Peki, sana döneceğiz. Diğer ailelere de bir gidelim Çağan. O gün Serdal Bora ailesine bir bakalım. Onları bir tanıyalım sizler için. Evet, o gün Serdal Bora. Bir sizi tanıyabilir miyiz? Evet, merhabalar İsmet Bey. Bora ailesi olarak... Yani oğlumuz Biriç'e başlamadan önce bize gerçekten Biriç hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Yani biz de bilmiyorduk hiçbirimiz Biriç oynamasını. İşte bizim okulumuzda medeniyet öğretmeni vardı. Beraber çalıştığımız, görev yaptığımız Hasan Hüseyin hocam vardı.
ya ilk kez o söyledi, işte Serdal'ı Biliç'e başlatalım, hani ilçe genelinde böyle bir şey başlayınca, atadınca artık Biliç'le ilgili çalışma başlayınca, o işte dedi Serdal'ı başlatalım. İşte kendisi Serdal'la konuştu, Serdal'ı ikna etti, hani Biliç'in nasıl bir oyun olduğunu Serdal anlattı. Serdal'ın da ilgisini çekince tabii oyun. Artık oyun devam etti. Yani o oyun üzerinde hiç bırakmadan gitti. Yani ben Biliç'in Biliç'e başlamasına hani mutluyum çocuğumu. Neden mutluyum? Ben kendim bir öğretmenim. Hani benim çocuğumda mesela şu vardı, dikkat dağınıklığı vardı. Ama Biliç oynamaya başladıktan sonra maçlar çok uzun süreli olduğu için bu sefer çok sürekli konsantre oldukları için maçlarda artık bu şey belirli şeylerin üzerine yoğunlaşmayı öğrendi mesela benim çocuğum ve o sayede biz dikkat dağınıklığını da atlatmış olduk. Yani Biliç'in bu yönde çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim. Evet, Seher Hanım, size dönmek istiyorum. Biliç konusunda daha önce hiçbir fikriniz olmamasına rağmen Serdal'ın Biliç oynamasını nasıl karşıladınız? Bir gözlemlerinizi almak ister. Merhaba, ben de eşimin dediği gibi Serdal'ın yanında olmaya çalıştım. Bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Ama yani ona elimizden geldiği kadar oyun konusunda teşvik ettik, yardımcı olduk. Evet. Peki gözlemlerinizi merak ediyorum. Özellikle çocuklarla anne ilişkisi babadan daha yakın olduğu için mesela çocuğunuzda nasıl gelişmesinde nasıl etkiler gözlemlediniz? Bir farklılık hissettiniz mi? Tabii ki bir oldu. Bence de oldu. Dışarıdan gelen bir sonuçta arkadaş ortamı değişti. Farklı yerlere gidip geldikçe bana göre kendine güveni en çok kendine güveni attı. Evet. Peki Serdal, sana dönmek istiyorum. Sen de milli bir oyuncusun. Ortağın Çağan değil mi? Bir senden duymak istiyorum. Birinci başlaman nasıl olduğu, nerelerde ülkemizi temsil ettin, başarıların nedir? Bu konuda bilgi verir misin bize? Yani ben de ortaokulda başladım Birce, 2014 yılıydı. Ondan sonra ilk kampı, ilk Mersin kampı olmuştu 2015 yılında. Orada artık iyice oynamak istedim, fark ettim. O kampla beraber daha çok ilgilenmeye başladım. Ondan sonra 2016 yılında milli takım seçmesi oldu. 2017'de ilk defa milli uluslararası. 2018 yılında Çağan'da dediği gibi Hırvatistan ve Çin'e gittik. Sonra Norveç'e gittik. Bu sene de gidecek ama koronavirüs yüzünden iptal oldu bu yaz. Evet, peki senin sosyal yaşamında ve okul hayatında ne gibi değişiklikler yarattı? Hepimizin ayrı bir çevre daha oluşmuş oldu böylece. Biliç sayesinde farklı insanlarla tanıştık hepimiz. Bizim için iyi oldu ve etkili oldu. Okul hayatımda da iyi gidiyor. Faydasını gördüm, dikkatimi toplamaya başladı. Oynamaktan mutluyum, memnunum. Evet, devam edeceğiz. Şimdi son ailemizi bir tanıyalım. Değerli Nazlı, Mehmet, Zeynep, Tort ailesi. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Mehmet Bey, ben bu sefer pozitif ayrımcılık yapacağım. Nazlı Hanım'dan başlayacağım. Evet, Nazlı Hanım, siz de bildiğim kadarıyla Biric'i bilmiyorsunuz. Zeynep'in Biric'e başlamasıyla beraber Zeynep'in hayatında neler gözlemlediniz? İlk başta kendine güveni daha fazla arttı.
yani analitik düşünme gücünde gelişme olduğunu sezinliyorum. Biz ilkokul 3'teyken tanıştık 2016 yılında. Serdal ve Çağan'dan yaşça daha küçüğüz. Evet. Yani şu an 12 yaşındayız. Daha milli olamadık. İnşallah yani bu yolda da ilerliyoruz. Arkadaş çevresi arttı. Zeynep mutlu. Yani şu pandemi sürecinde evin içinde olmasına rağmen hiçbir şekilde sıkılmadı. Bütün vaktini Biriç'le geçirdi. Bir sürü yani TBF'nin düzenlediği diğer türlü hani illerindeki düzenlediği maçlara sürekli katıldı. Biriç'i şu pandemide çok daha fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Yani sosyalliği çok daha fazla arttı. Bildiğim kadarıyla Zeynep okulda da çok başarılı bir öğrenci. Not ortalaması 98. 100 üzerinden müthiş bir şey. Özellikle sayısal derslerde herhalde Biric'in çok büyük bir etkisi olmuştur. Ne dersiniz bir öğretmen olarak? Evet, katılıyorum. Yani her şeyden önce hani sayısal derslerde analitik düşünme gücünün etkisi çok büyük oluyor. Biriç de bunu geliştirdi. Zaten Zeynep hep bu zeka oyunlarını yani anaokulundan beri tercih ediyordu. İlk başta satrançla başladık. Anaokulunda satranç falan oynuyordu. Turnuvaya katılıyordu. Daha sonra Erdem Eren, aile hekimimiz Doktor Erdem Eren'in sayesinde Biriç'le tanıştık. Biriç'le devam ettik. Şimdi yani Biriç'le iç içe yaşıyoruz gibi bir durum var ortada. Ben derslerine hiçbir şekilde olumsuz yönde bir etkileşimde bulunduğunu düşünmüyorum. Daha da hani ders başarısını arttırdığını düşünüyorum. Yani hem şu süreçte canlı derslerine katıldı, ödevlerini yaptı, bir hiç oynamayı ihmal etmedi. Yani hepsini bir arada yürütebildi. Evet, teşekkür ederim. Mehmet Bey, sizin görüşlerinizi almak isterim. Özellikle ben kızımın sosyalleştiğini, arkadaş çevresinin genişlediğini ve özellikle bu U16'nın yapmış olduğu takım kaptanları Tuncay Bey ve Süleyman Kurata Bey'in yapmış olduğu kampların çok çok faydalı olduğunu ve bu kamplarda geliştiğini, eşim de dediği gibi hem analitik düşünceyi geliştirdi, hem kendi güven duygusunu geliştirdi, hem de liderlik duygusunu geliştirdiğini düşünüyorum. Onu gözlemliyoruz. Giriş bence çok faydalı bir spor. Zihni geliştiriyor, sosyalleşmeyi geliştiriyor. Arkadaş ortamındaki liderlik baskını geliştiriyor. Yani özellikle bu liderlik baskında Ahmet Hocamız takım kuruyor. Takım kurunca Zeynep kaptan oluyor. Zeynep orada bütün şeyleri kaptanlıkla ilgili görevleri yerine getiriyor. Bu da bir sorumluluğu da tabii beraberinde getiriyor. Bence çok faydalı bir spor, bir spor. Peki buradan velilere seslenseniz, Zeynep'in akranları olan gençlerimize, anne babalara ne söylemek istersiniz? Bu genel bir soru. Hepinizden tek tek alacağım. Mehmet Bey'den başlayacağım. Sonra sırasıyla görüşleri alacağım. Şimdi kamuoyunda şöyle bir algı var. Yani kağıtla oynandığı için artık kumar gözüyle bakılıyor herhalde. Kumar gözüyle bakıldığı için kağıt, iskambil kağıdı işine girdi mi herkesin görüşü değişiyor. Aslında öyle bir şey değil. Bu çok önemli bir konuya temas ettiniz Mehmet Bey. Şimdi bizim zaten en büyük hedeflerimizden biri de bu kumar algısını kırabilmek. Biricik dezavantajı iskambil kağıtlarıyla oynanıyor olması. Ama kumarın panzehri aslında Biriç. Evet. Tam akside kumar yani, değil, kumarın panzehri. Evet.
Yani buyurun, devam edin. Bu algıyı biz yıkmaya çalışıyoruz. Genelde hep söylüyorlar. Bazıları şaka niyetinde de olsa şöyle diyorlar. Ya kumar mı öğretiyorsun kıza falan diyor. Ben de açıklıyorum. Yok, işte analitik düşünceyi geliştiriyor. Kamplara gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Maçlara gidiyoruz. Şimdilere, mesela Pamukkale'ye gidiyoruz. Akçok Hoca'ya gidiyoruz. Uşağa gidiyoruz. Özellikle kızı Kuşadası'nda yazın, Kuşadası'nda kaldığımızda Kuşadası'ndaki turnuvalara katılıyor. Yani bir PlayStation ya da internet kafeye gideceğine bir iş oynasın, hiç olmazsa faydası olur diye düşünüyorum. Evet, peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Durmuş Gönül Çağan Er ailesine dönmek istiyorum. Aynı soruyu size yöneltmiş olayım. Bilinç, bize göre bilinç hayatın ta kendisi. Tabii bununla ilgili olarak Çağan bizi bu konuda müthiş bilgilendirdi. Ve çok da güzel oldu. Yani ben herkesi Türkiye Bilinç Federasyonu olarak da bilinç ailesi olarak görüyorum ben. Yani buradan en küçük öğrenciden tutun, hocalarımızdan Ahmet Değil, aile hekimimiz Doktor Erdem Eren, Tuncay Hocam, Tuncay Altun, Süleyman Kolata ve aklımıza gelmeyen insanlarla birlikte büyük bir aileyiz. Bu anlamda yani bilinç müthiş bir akıl sporu, dediğim gibi hayatın ta kendisi. Bu anlamda da bilinç sporuna tek verin, bilinç ailesine katılın diyorum herkese. Evet. Peki o gün Seher Serdal Bora ailesi, aynı soruyu size yöneltelim. Evet, yani ben de bu konuda şunu söyleyeyim. Yani Mehmet Hocam'a kesinlikle katılıyor. Hani ilk etapta kalıtı oynandığı için kumar gibi gelebiliyor. Yani bir ön yargı oluşabiliyor insanlarda ama bu ön yargıyı kırmak da artık bizim elimizde. Biz tanıdığımız için hani çevremizdekilere kesinlikle bunu iyi bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim de bu şekilde yükümlülüklerimiz olduğunu inanıyorum. Onun dışında yani çocuklarımızın özellikle ben kötü alışkanlıklardan uzak kalabileceğini de bu tür etkinlikler sayesinde olabileceğini düşünüyorum. Hani benim oğlum bir yerde büyük kahveye gitmektense bir diş kulübüne gidip orada işte daha seçkin bir ortamda en azından bir iç oynayarak boş zamanlarını değerlendirebilir. Hem beynini çalıştırmış olur, hem zeka yani yorum yeteneğini geliştirmiş olur. Ama bunun için de kesinlikle ailelerin küçük yaşlarda bir içe yönlendirmeleri gerekiyor düşünüyor. Tabii burada şu da çok önemli. Mesela bizim çocuklarımızla aynı dönemde başlayan diğer bir sürü şeyler de vardı, öğrencilerimiz de vardı. Ama onlar ilerleyen süreçte mesela bunu bıraktılar. Hani buna başlayacaksanız disiplinli bir şekilde çalışmaları da gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle ilk etapta çok disiplinli çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Serdar ve Çağan'ın çok yakından tanıdığım için de yani çalışmalarını çok yakından gözlemlediğim için de bunu onların nasıl disiplinli düzgün bir şekilde çalıştıklarını bildiğim için de söylüyorum. Hani boş zamanlarını değerlendirmeleri için çok güzel bir etkinlik oldu kendilerine. İnşallah tabii bunlar geleceğimiz uluslararası platformda ülkemizi temsil edecekler. Disiplinli bir çalışmayla dünyada da bu alanda çok başarılı olacaklarına inanıyorum işin açıkçası. Evet, şimdi bu işin mimarı ve gerçekten Çivril'de çok büyük bir emek harcayan, çok büyük çaba harcayan Ahmet Hoca'ya dönmek istiyorum. Ahmet Hocam, Çivril'de biriç oynayan genç ve yaşlı genel olarak sayı ne kadar, yaygın mı? İsmet Bey, yaklaşık biz büyüklü küçüklü 100 kadar insanın kendi yaşamına birinci soktuk.
Ya, kimisi oynamıyor, bıraktı görünüyor ama bunların yaşamlarına diriç bir şekilde girdi. Yani ileriki dönemlerde en küçük fırsatta onlar tekrar birice kazanır diye düşünüyorum. Denizli gerçekten akıl sporlarına gönül vermiş bir ilimiz. Satrançta da çok iyi Denizli. Yani akıl sporlarında çok ciddi bir performans sergiliyor Denizli. Ya bununla ilgili bir espri yapayım ben isterseniz. Buyurun. Beyce Sultan kazılarında bazı tabletler bulundu. Kupa, karo, maçaya benzeyen işaretler vardı tabletlerde. Öyle mi? Ayrıca yani ben şaka yaptım tabii. Ya ben bir anda duraksadım ya. Er ailesiyle devam edelim. Peki Durmuş Bey, yani siz Çağ'ın bu sporu nereye kadar yapmasını istersiniz? Ya da Çağ'a sorayım. Çağ, bu sporu kendinle beraber sonuna kadar hayatında götürecek misin? Yoksa yaşam kaygısıyla iş hayatına başladığında engel olacak mı bir iş sana? Ben en azından sürekli her gün her gün oynamadım da haftada bir ya da iki haftada bir oynarım hayatımda. Sürekli devam ettiririm bunu. Peki profesyonelliği düşünüyor musun? Yani bir iş profesyonel olarak, bu işi profesyonel olarak, meslek olarak götürmeyi düşünüyor musun? Yani sürekli bir iş olarak, sürekli evet, bir iş olarak para kazanmak. Mesela Süleyman Kolata gibi. Süleyman Kolat da bu işi meslek edinmiş mesela. Berk Başaran gibi büyük Platinus da bu işi meslek edinmiş mesela. Bunun gibi. Ama yok, önce eğitim olarak. Tabii değil mi? Önce eğitimi aynen tamamlamak lazım. Evet. Peki hedefin ne Çağan? Eğitimde, üniversite olarak, meslek olarak ne düşünüyorsun? Eğitimde, üniversite olarak güzel bir üniversite, yani kazanmaya çalışacağım, yani çalışacağım ona göre. Var mı hedef? Ben mühendislik falan düşünüyorum. Mühendislik, hangi mühendislik? Üniversite olarak mühendislik, yani makine falan. Makine düşünüyorsun. Evet, inşallah ben tabii Biric'in de çok katkısı olacağını düşünüyorum. Makine mühendisi olacağına da yürekten inanıyorum. En ufak bir kuşku duymadan. Evet, Gönül Hanım sizinle devam edelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gönlünüzde yatan meslek nedir Çağ'ın için? Çağ'ın için en iyisi. Neyse o tabii ki. Sonuçta mesleği yapacak olan kendisi hangi meslekte mutlu olacaksa o mesleği tercih etmesini isterim. Ama tabii ki bu süreçte dengeleri şu ana kadar çok iyi sağladı zaten. Bundan sonraki süreçte de bir içten kopmadan bunu yapmasını temenni ederim. Peki bir anne olarak... Evet, buyurun. Evet. Dinliyorum, buyurun. Biriç, cinsiyet, yaş sınırlaması olmayan bir ayrımı spor. Olmayan. Herkesin, aynen bu konularda ayrımı olmayan, herhangi bir sınırlaması olmayan bir spor. Tabii ki akıl sporu. Her dönemde kendisine büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Peki bir anne olarak buradan annelere seslenseniz ne söylemek istersiniz? İlk başta herhangi bir şekilde benim gibi Biriç'le bir tanışmışlığı yoksa bir ön yargı durumu söz konusu olabilir belki. Hani derslerini olumsuz yönde etkileyebilir mi
ne katar, olumlu ya da olumsuz yönleri nelerdir gibi bir sorular zinciri geliyor çünkü sizin karşısına. Bu konularda iyi araştırmasını istiyorum. Çünkü ben 3. sınıftan beri Çağın Biliç'te oyun oynuyor, devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir olumsuz yönünü görmedim. Bilakis çok büyük katkıları oldu kendisine. O konuda teşvik etmelerini isterim eğer çocukları da tabii ki Biliç'le ilgileniyorlarsa. Evet, Durmuş Bey. Sizin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Çağın'la ilgili Biric'i gelecekte sürdürmesini ister misiniz? Çağın'la ilgili düşündüğünüz meslek nedir? Bir baba olarak siz de düşüncelerinizi bir söyler misiniz? Vallahi önce ben Çağın'ın çok mutlu, her anlamda huzur olabildiği bir meslek edilmesini isterim. Ama tabii ki Çağın'a kalmış bu. Sadece bizim istediğimiz değil de yani öncelik tabii mesleği Çağın yapacağına göre Çağın'ın mesleğini seçmesi lazım. Ama bir işle de hiçbir zaman yaşım boyunca kopmasını istemem kendi fikrim olarak. Ama kişisel tercihler değişiyor yaşam yolculuğunda insanın. Buna göre de Çağın'ın bir çözümleme getirip her anlamda pozitife çıkacağını düşünüyorum ve bunun da Biric'in katkısı bize çok büyük. Asla kumar olarak değerlendirmeden ön yargılı davranmadan önce Biric nedir diye herhangi bir arama motoruna insanların yazıp bunu araştırırsa insana ne getirir, artıları ve eksileri nelerdir, ne getirir, ne götürür diye ciddi bir araştırma yapıp ondan sonra çocuklarını yönlendirirlerse çok daha güzel oldu. Yani Biric müthiş bir spor. Yani çok güzel ya. Yani yaşamın içinde olan, sürekli yaşayan bir bakır sporu. Yani peki siz yani öğrenmeyi düşünüyor musunuz anne baba olarak? Vallahi amatör olarak az çok ben ilgilenmeye başladım. Bazen BBO'da falan oynuyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Stres de atıyor. Bir hobi oldu benim için. Ha, profesyonelce yapmayabilirim ama yani Biric'i ben de seviyorum yani. Bu emekli olduğunuzda iyi bir eğlence aracı olacak sizin için. Vakit geçirme aracı olacak. Ben hanımefendiye de öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bora ailesine dönmek istiyorum. Evet, Sayın Seher Hanım, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Serdal için düşündüğünüz meslek ne olmasını istersiniz? Biric'i hayatında olmasını, devam etmesini ister misiniz? Tabii ki Serdal, hayalinde hangi meslek varsa, arkadaşlarımızın dediği gibi nerede mutlu olacaksa öncelikle mesleğini yapsın. Ama tabii ki kendini de Biric alanında daha da geliştirmesi için uğraşmasını isterim. Yani bizim yapabileceğimiz bir şeyler varsa onun için yine aynı şekilde yaparız. Ama hayatından zaten Biric bir defa girdi çıkacağını sanmıyorum yani. Evet, peki siz öğrenmeyi düşünüyor musunuz? Maalesef ben denedim ama yapamadım. Aslında biraz çaba gösterseniz bu konuda Serdal herhalde destek olur. Emeklilikte ailece vakit geçirebileceğiniz bir spor bence. O tabii ilgi alanlarıyla da alakalı. Ben farklı şeylerle uğraşmayı daha çok istediğim için belki de. Evet. Ama babasıyla oynuyorlar. Devam ediyorlar. Evet. Peki Seher Hanım, buradan ailelere, annelere seslenmek isterseniz ne söylemek istersiniz? Yani Biric diye bir akıl oyunu var. Yani bununla söyledikleri gibi araştırsınlar. Gerçekten çocuklar için, gelişimler için çok faydalı olabilecek bir spor. Onlar da Türkan'a destek olarak hayatlarında yer versinler Biric'e.
Ya Biriç deyip neymiş bu deyip gitmesinler en azından. Araştırmalarını, öğrenmelerini, küçük yaşta özellikle öğrenmelerini tavsiye ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Seher Hanım size de. Evet Ogün Bey. Sizin düşüncelerinizi almak isterim. Evet, yani tabii ki öncelikle işi yapacak olan, mesleği yapacak olan çocukların kendileri olduğuna göre seçimi de onlar yapacak. Yani onlar, yani ben hep şunu söylüyorum, eğitimini tamamla ama Biriç'i de hiçbir zaman bırakma diye. Yani burada Biriç hep hayatında hobi olarak kalsın ama yani her zaman işte bu tür etkinliklere katılabilir ama öncelikle de iyi bir mesleği olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani her açıdan bugüne kadar elimizden geldiğince destekledik hem okul hayatını hem de işte Biriç'i. Bundan sonra da ihtiyaçları olduğu sürece biz arkalarında durup destek olmaya devam edeceğiz aile olarak. Yani Biriç oynamayı da işte Serdal'ı öğrendikten sonra biraz öğrendik. Hatta bazen ara ara gidip ortak olup oynuyorduk falan ama tabii bizimki onların seviyesine göre çok basit kalmaya başladı artık. Evet. Yani, bir düzeyde işte biz de kendimize katılıyoruz onların oyunlarına. Peki Çivril gibi ufak bir ilçede oğlunuzu Biriç'e yönlendirip Biriç öğrenmesini sağladınız. Siz buradan velilere, babalara özellikle seslenmek isteseniz ne söylemek istersiniz? Yani gerçekten çocukların kötü alışkanlıklarını uzak tutmak istiyorlarsa Biriç bunun için çok güzel bir alternatif. Yani imkanı olan, ulaşabilen bir şeyde çocuklarını buna yönlendirsinler. Ama asla da yani başlatıyorlarsa da hani çocuklar buna baktılar işte oyuna başladıktan sonra ilgi duydu, oynamak istedi falan. Hani ara ara mesela şu olabiliyor çocuklarımızda. Hani konsantrasyon kopukluları, eksik, hani uzaklaşmalar, kendi aralarında yaşadıkları olaydan dolayı kopmalar olabiliyor. İşte bu esnada çocukları tekrar motive edip geri döndürebilmeleri çok önemli. Hani biz de bunları hep yaşadık, zaman zaman bu tür kopmaları hep yaşadık ama hiçbir zaman çocuğumuza işte bunu bırakmaması gerektiğini ve sürekli onun arkasında durarak, onu motive ederek bu şekilde devam ettik. Ki o da bizim birçok yere göğsümüzü kabarttı. Gerçekten yani çok gurur duyduk Biriç adına da oğlumuzla elde ettiği başarılarla da. Evet, sevgili Serda, sıra geldi sana. Peki, sen ne düşünüyorsun? Hayatında olacak Biriç eğitimini hangi yönde tamamlamak istiyorsun? Bu konuda da bir sevgili seyircilerimizle paylaşırsın. Yani ben şu anda lisedeyim. Üniversitede tıp okuyup doktor olmak istiyorum. İnşallah. Yani yanında... büyük. Benim oğlum da doktor. Genel cerrah şu anda. Gerçekten çok gurur verici bir meslek. İnşallah seni de doktor olarak görürüz. Ben eğitim hayatımın yanında bir şeyde devam ettirmek istiyorum her zaman. Yani profesyonel olmayı düşünmüyorum. Derslerimi de dikkat ediyorum. Evet. Tabii bu sene 16'da son senemiz. Bizim de yaşımız 5 gün sonra tamamlanıyor. Yaş da Kemal'e eriyor tabii. Yavaş yavaş. Biz de artık altımızdakilere bırakıyoruz 16'yı. Umarım onlara iyi örnek olmuşuzdur şimdiye kadar. Evet. Onlara da başarılar diliyorum. Evet, peki. Sana da çok teşekkür ediyorum Serdal. Hedefin büyük. İnşallah dilediğin gibi olur. Sağlık ordumuzun içinde Serdal Bora'yı da görmüş oluruz. Biz de seninle gurur duyarız her zaman. Teşekkür ederim. Evet, geldik Nazlı Mehmet Zeynep Tort ailesine. Evet, sevgili Mehmet Bey, izniniz olursa yine pozitif ayrımcılık yapıyorum. Nazlı Hanım'dan başlıyorum. Evet Nazlı Hanım, siz Zeynep'in meslek olarak gönlünüzde yatan meslek
nedir? Bir iç hayatında olsun mu? Bu işi profesyonel olarak yapmayı ister misiniz? Herkesin dediği gibi ben de aynı şeylere katılıyorum. Yani mutlu olabileceğin, çünkü hani ömür boyu yapacağı bir iş. Sonuçta mutlu olmadan hiçbir iş yapılmaz. Mutlu olabileceği bir mesleği seçmesini temenni ediyorum. Bir iç hayatında olmasını tabii ki isterim. Ama profesyonel olarak bir içle ilgilenip ilgilenmemesi Zeynep'e kalmış. Yani ilerideki seçimlerinin hani nasıl istiyorsa o şekilde biz her zaman zaten destek olduk. Siz öğrenmeyi düşünüyor musunuz Birici? Ben Zeynep ilkokuldayken ilkokul 3'te işte yaklaşık herhalde öyle oluyor. 2016 yılında başladı Zeynep. O sıralarda akşamları bayanlara da bir kurs açılmasını temenni ettik. Ahmet Hocam sağ olsun bizim için çok emek verdi. Ama bizim ders yoğunluğumuz çok fazlaydı o kurs saatlerinde. Denedim yapamadım diyeyim açıkçası toparlayacak olursam. Evet. Ama öğrenmek isterim elbette ki. Peki Nazlı Hanım, siz bir anne olarak... Şöyle annelere bir seslenmek isteseniz, nasıl bir mesaj vermek isterdiniz? Yani Birici hiçbir zaman bir kumar olarak görmesinler. Yani sosyalleşme, derslerine motive olma, yani başarılı konusunda yani bir başlangıç diyelim, yani ömür boyu da sürecek. Küçük yaşlarda öğrenmesi, yani kendimden biliyorum. O kurslara gittiğim dönemde keşke niye ben daha önce bir içle tanışmadım yani moduna girdim. Çünkü hani belirli bir yaştan sonra öğrenme daha zor oluyor. Çocukken öğrenme yani ağaç yaşken eğilir. Yani bütün ailelerin ön yargılı olarak yaklaşmamasını ve birice gönül vermelerini, araştırmalarını, çocuğa olumlu yönler kattığını yani bilmelerini istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Mehmet Bey, sizin düşüncelerinizi alayım. Valla ben bu programdan sonra eğer aileler izliyorlarsa ya da sonra YouTube'dan izlerlerse şunu söylüyorum. Hiç aramalarına gerek yok. Biz bu işin içindeyiz. Kızım bir iç oynuyor. Arkadaşların çocukları da bir iç oynuyor. Biz değişimi, gelişimi, her şeyi takip ediyoruz, görüyoruz. Biz de öğretmeniz. Benim söyleyeceğim şey bu, şu. Çocuklarını kesinlikle bir iş oynamaya veya bir işle ilgilenmeye teşvik etsinler aileler. Yani onlar da zaten başlayınca değişimi çok çok fark ediyorlar. Biz de yani sadece... Akıl sporlarına yani, teşvik etsinler bence. Sadece evet, bir iş değil. Satranç olabilir, bir iş olabilir. Yani... Bir sürü şu anda yeni çıkan bazı akıl sporları da var. Mangala var mesela. O da geliştiriyor. Yani bayağı şeyler var. Akıl sporlarına diyelim. Genel konuşalım. Teşvik etsinler. Bunlar kesinlikle bir internet kafeden ya da kendilerini boş bir yani internet üzerinden oynayacakları değişik oyunlardan kat kat ve daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Birici de bir internetten oynayabiliyorlar. Kızım bilgisayarın başından kalkmıyor. Ben tüm ailelere tavsiye ediyorum. Biz bu işin içindeyiz. Şu anda kızımız oynuyor. Çevirli iller olarak bu işe gönül veriyoruz. Bence hiç vakit kaybetmesinler. İlkokuldan itibaren okuma yazma öğrendi, sayıları öğrendikten sonra başlatabilirler. Yani her ilde bir iş kulüpleri var. Onlara gidip müracaat edebilirler. Biz istiyoruz diye çocuğumuzu bir iş öğretmek istiyoruz diye talepte bulunabilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel mesajlardı bunlar. Altına ben de imzamı atıyorum. Bizim hedefimiz tabii ki bu programı yapmamızdaki amaç tam da bu işte. Yani bu bir işle ilgili, akıl sporlarıyla ilgili olumsuz bir takım ön yargıları yıkmak ve
gençlerimizi, çünkü bütün kötülüklerin panzehri olarak görüyoruz akıl sporlarını. Gençlerimiz bilinç, satranç ve akıl sporlarıyla ilgili olsun istiyoruz. Aklını kullanabilen, muhakeme yeteneğini kullanabilen gençlerimizin kötü alışkanlıklar kazanacağına inanmıyorum ben açıkçası. Onun için biz zaten bu televizyonu kurduk. Misyonumuz gençlerimizi akıl sporlarına yönlendirmek. Evet sevgili Zeynep, sıra geldi sana. Öncelikle sen meslek olarak ne düşünüyorsun? Bilinç hep hayatında olacak mı? Öncelikle bilinç hep hayatımda olacak. Bırakmam yani. Onun dışında meslek olarak mimarlık ya da doktorluk istiyorum. Oo, çok güzel. Peki zaten derslerden de bunun olabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir doktor babası olarak. Ama zor bir meslek, onu söyleyeyim Zeynep. Çok zor bir meslek. Çok kutsal bir meslek, öğretmenlik gibi. Ama çok zor bir meslek. Öğretmenlikten de çok çok daha zor. Ne düşünüyorsun? Bu zorluklara rağmen gene de doktor olacağım diyor musun? Evet. Her şeye katlanırım. Peki. Evet Zeynep, çok fazla konuşmayı sevmiyorsun gibime geldi. Kısa ve net ifadelerle kendini ifade ediyorsun. Ben soru sormakta güçlük çekiyorum. Biraz şöyle detaylandır bence. Evet Zeynep'ciğim, anlaşıldı. Bilinç hep hayatında olacak, onu anladım. Peki. Buradan arkadaşlarına bir mesaj ver o zaman zaten. Yani bence bir de başlamalılar her çocuk, herkes. Yani bence bir yaş sınırlaması yok. Herkes başlayabilir. Yani bizim hayata önemi çok fazla. Cinsiyet ayrımı yok. Yaş sınırlaması yok. Dede torunla, karı kocayla, baba kızla, baba oğulla, anne kız, anne, hepsi bir arada oynayabilecekleri spor, bilinç ve satranç. Yani bir aile hafta sonunu akıl sporlarıyla dolu dolu geçirebilir. Eğlenerek, değil mi? Aynen. Evet, peki Zeynep'ciğim, yine çok kısa ve net bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim sana. Ahmet Hoca'nın son düşüncelerini almadan programı kapatmak olmaz. Çivril'de gerçekten bu alanda hatırı sayılır bir mücadele veren Ahmet Hoca'yı son kez dinlemek isteriz. Nasıl bir mesaj vermek ister? Bilinç dünyadaki sosyal adaletin en son sosyal adaleti en çok sağlayan oyunlardan biridir. Bir uluslararası turnuva veyahut da ulusal bir turnuvada normal zamanda bir araya gelemeyeceğiniz, yani günlerce uğraşıp randevu alamayacağınız insanlarla aynı salonda oyun oynarsınız, aynı masada oyun oynarsınız. Evet. Ayrıca bridge çok zor bir oyun değildir. Sadece ortağınıza inanacaksınız. Dört kişi bulduktan sonra iyi kötü hiç bilen. Ortağınıza inanacaksınız. 40'a kadar sayacaksınız. Konuşanları dinleyeceksiniz. Buna göre yorum yapıp ne yapacaksınız, ne oynayacaksınız, karar vereceksiniz. Tabii bunu yaparken de biricik kendi sistemlerini oynayacaksınız kesinlikle. Evet değerli seyirciler, bir programın, keyifli bir programın daha sonuna geldik. Ben değerli konuklarıma, değerli ailelere gerçekten teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu vakit ayırdılar bize. Yaklaşık bir saattir kameraların karşısında sorularımızı bütün samimiyetlikleriyle, bütün sıcaklıklarıyla yanıtladılar. Ben herkese çok teşekkür ediyorum.
Bir başka programda tekrar görüşünceye değin. Hoş kalın, hoşça kalın değerli seyirciler.